Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan tarafından yapılan ortaklaşa tatbikatlar Ermenistan ve İran yönetimini rahatsız ederken, tatbikatlardan Rusya'da büyük rahatsızlık duydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'nın Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu yakından takip ettiğini söyledi. Rusya'nın Azerbaycan-Türkiye tatbikatları ile ilgili olarak Bakü'ye tutumunu ilettiğini aktaran sözcü, Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycanlı ortaklarla sürekli temas halinde olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın belirli bölümlerindeki durumu yakından izliyoruz dedi. Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla milli muharip uçak projesinin tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen milli muharip uçağın tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarımdan üretime milli muharip uçağını geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ, bu teknoloji için Dassault Systèmes firmasıyla anlaşma yapmıştı. Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla milli muharip uçağının tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek. Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023'te hangardan çıkması için çalışmalarını hızla sürdüren TUSAŞ, dijital ikiz teknolojisi için kullandığı PLM sistemi tecrübesini savunma ve havacılık camiasındaki seçkin davetlilerle bir araya geldiği etkinlikte paylaştı. Etkinlikte TUSAŞ tecrübeleriyle birlikte Dassault Systèmes firmasının bilgi paylaşımları ve sektördeki başka firmaların PLM uygulama tecrübeleri de aktarıldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, yeni geliştirilen S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığını açıkladı. Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen Prometheus olarak adlandırılan S-500 sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sistemin gerekli testlerinin tamamlandığını belirten Borisov, Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı dedi. S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500 testleri 2017'den bu yana devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilciliği görevine aday gösterilen Julian Smith, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde konuşan Smith, Rusya ile ilgili açıklamaları sırasında Türkiye'nin S-400 alımına da değindi. Smith, Türkiye'ye zor sorular yöneltmeye ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Smith, öngörülebilir gelecekte Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik ana askeri tehdit olmaya devam edeceğini savundu. Amerikalı diplomat, Rusya, Avrupa Atlantik bölgesine yönelik en büyük jeopolitik tehdit olmaya devam ediyor ve öngörülebilir gelecekte ve tabii ki önümüzdeki 10 yılda NATO ittifakına yönelik en büyük askeri tehdit olmaya devam edecek, dedi. Rus saldırganlığının devam ettiğini öne süren Smith, Rusya'yı eylemleri nedeniyle konvansiyonel imkanlar, NATO hava sahasına yönelik ihlaller, siber atak eylemlerinin söz konusu olup olmadığı konusunda hesap vermeye çağırmaları gerektiğini belirtti.